Almanya'da emeklilik yaşı 2012'den sonra kademeli olarak 67 yaşına çıkarıldı. Ee, emeklilik konusunda birçok e, bilgi var. İnsanı kafa karıştırmaya e, teşvik ediyor. Ben böyle e, net bir şekilde, kısa bir toparlamayla size bu konuda e, burada bilgi vermek istiyorum. Bir, yaştan dolayı emeklilik. iki çalışma sürecine dayalı emeklilik, 3. malulen emeklilik, 4. yarım emeklilik, yarım malulen emeklilik diyelim. Bu konuları e, kısacık ve net olarak ele alacağım. Evet, 2012'den beri kademeli olarak e, alt Emeklilik yaşı 67'ye yükseltildi. Daha önceleri 63 yaşında emekli olabiliyorduk, Kısmen 60 yaşında emekli olabiliyorduk. E, bu durumda e, şöyle diyelim. 1963 öncesi e, doğmuş olanlar doğum tarihi 1963'ten önceye dayanıyorsa e, onlar... 67'den önce emekli olacaklardır. Bir tabela var. Google'a verin. Bu tabelaya bakarsanız e, kaç yaşında ve kaç ay sonra emekli olabileceğinizi görebilirsiniz. Eğer burada işlemiş olsaydım e, 1959 sonrasındakileri bu sefer video çok uzun olacaktı. E, şu bir gerçek 1950 9 doğumlular, daha fazla böyle kademeli olarak biraz daha erken, 67 yaşını doldurmadan önce emekli olabilecekler. 1963 doğumlu olanlar, e, evet onlar e, lotoda kazananlar diyelim, 67 yaşında e, emekli olabilecekler. Yaştan dolayı emekli olabilecekler. E, evet, yaş olarak bana da çok geliyor, söyle diyelim. Yani dingin yaşta emekli olmak varken 67 yaşında emekli olmak ve ondan sonra da e, hayatı keyifle yaşamak uzak görünüyor insana. E, fakat bu hemen bizi umutsuzluğa götürmesin Eğer ki e, 45 seneyi full doldurmuş iseniz. Emeklilik primleriniz içeriye yatmış ise, 67 yaşından önce de emekli olma hakkına sahipsiniz. Böyle bir açılım da var. Şimdi bu çalışma süreci bir aile fertlerinden birine bakım süreci de olabiliyor ya da bir çocuk büyüttüğünüz 10 yıl da sayılıyor bu ara. Sadece işte işe gittiniz ve işe gittiğiniz için primler yattı gibi bakmayın. Önemli olan 45 yıl sigortalılığınızın mevcut olması. Bu dönemde ya çalışıyor olmanız ya da işte 10 yıl çocuklar için sayılıyor. Çocuk yetiştirmiş olmanız. Belki aile fertlerinden birine onun bakımını üstlendiniz. Ee, gerçi 2017'den beri primler yatmaya başladı ona bakarsanız. Ee, öncesinde yoktu. Ee, aile fertlerine baksak da e, emeklilik kasasına yatan primler yoktu. Neyse bu konumuz bu değil. Ee, bu durumda 45 yılı doldurduğunuz zaman 63 yaşında yaşınızı doldurup 10 ay bekledikten sonra Yaştan dolayı emekliye ayrılabiliyorsunuz. Ya da 35 yılınızı dolduruyorsunuz. 35 yıl sigortalılık süreci doldu. Bu durumda da yaklaşık e, tam e, şöyle diyelim yine 65 yaşında, 63 değil 65 yaşında emekli olma hakkını kazanıyorsunuz. Ve burada engelliliğiniz var ise, behinderung, ağır engelliliğiniz varsa 63 yaşında da emekliye ayrılabiliyorsunuz. Bu durumda benim vermek istediğim mesaj, engellilik, ağır engellilik kimliği ve 35 yıl çalışma durumu sizi, 67 değil de 63 yaşında da emekli olmaya taşır. Burada 35 yılınızı doldurduğunuz zaman yanlış şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinti oluyor alacağınız emeklilik maaşında yani kesintili olarak emekliliğe ayrılabiliyorsunuz. Engellilik derecesine göre ağır engellilik derecesine göre daha da önce 35 yılınızı dolduruyorsanız daha önce de e, 60 ile 60 ya da 62 yaşında emekliliğe ayrılma durumunuz e, mümkün. E, şöyle diyelim. Ben arada bir notlarıma da bakayım. Evet. Bir de yarım emeklilik olayı vardır. Yani hastasınız, çalışamıyorsunuz e, ve bundan dolayı eee iş hayatında artık o iş gücüne sahip değilsiniz ve bundan dolayı da bir yarım emeklilik dediğimiz bir emeklilik durumu söz konusudur. Burada yıllara bakılmıyor. 5 yıl e, emekler kasasına prim ödediyseniz ve son 5 senede bakın bu çok önemli. Son 5 senede 3 sene emekliler kasasına prim girmiş ise o zaman bu hakkı kazanmış oluyorsunuz. Tekrar ediyorum. Malulen emekli olmak için 5 yıl emekliler kasasına prim ödemiş olmak gerekiyor. Bu ana kural. Ve bunun ötesinde yalnız son 5 sene 3 yıl içeriye Prim ödenmiş olması gerekiyor son 5 senede de. O zaman malulen emekliliği ya da yarım emekliliği hak ediyorsunuz. Aksi takdirde çok hasta da olsanız malulen emekli olmanız mümkün değildir. Eğer son 5 yılda 3 yıl çalışmadıysanız 3 yıl içeriye prim girmemişse. E, malulen tam emeklilik hangi durumlarda veriliyor? Bir sigortalılık sürecini az evvel söyledim. İki, eğer o kişi hastalığından dolayı 3 iş gücü 3 saatten daha düşük ise bu şekil belirlenmiş. Eğer ki kişi 3 ile 6 saat çalışabiliyor ise yarım emeklilik yani emekler kasasından malulen yarım emekliliğe bağlanır. Yani yarı emekli olur. Malulen diyelim ki bin euro emeklilik bağışı alacak normal şartlar altında tam emekli malulen emekli olsa 500 eurosu bağlanır. Diğer 500'ü yani daha sağ, e, emekler kasasında durur. O şekilde düşünmenizi istiyorum sizin. Yarım emeklilik söz konusu olur ve ekte e, mevcut olan iş gücünü kullanarak çalışması gerekir. Yani 3 ile 6 saat eğer ki engellilik ağır engellilik kimliğine sahipse zaten e, bu durumda çalışması mümkün değildir ve malulen tam malulen emekliliğe ayrılır. Toparladığım zaman <laughs> bir e, 60 1963'ten sonra doğanlar e, 67 yaşında emekli olacaklar. Ama kişi 45 sene full çalışmış ise prim ödemiş ise e, bu süreci doldurmuş ise 63 yaşında da emekliye ayrılabilecek. Eğer ki 35 sene çalışmış ise kesintili olarak Yine 67 yaşından önce 65 yaşında emekli olabilecek. Bu şekil e, kafamızda tutmamız işi kolaylaştırıyor. Kişi çok hastaysa e, ve raporları 3 ile 6 saat çalışabilir diye gösteriyorsa bu kişi yarım emekliye bağlanıp, Diğer yarısında mevcut olan iş gücünü kullanarak çalışabilir. Yarım emeklilik budur. Yani hem emekli maaşına bağlanır hem de e, çalışma hayatında olur. Saat olarak çok daha az saat tabii ki çalışır. Tam emeklilik, malulen emeklilik, full malulen emeklilik diyelim buna. Bu da Kişi e, iş gücünü tamamen kaybetmişse, 3 saatin altında iş gücüne sahipse sadece tamamen e, tam malulen emekliliğe bağlanır. Burada yalnız malulen emeklilik için hep söylüyorum, tekrarlıyorum. E, çünkü birçok insan bunun bilincinde değil, e, malulen emekli olabilmesi için ama sadece... Ee, Emeklilik kasasına 5 yıl prim ödemişliği yetmiyor bu ana kural zaten emekli olabilmek için çayt diyorlar albanca buna ee, bu durumda son 5 senede 3 yıl çalışmış olması gerekiyor emekliler kasasına prim ödemiş olması gerekiyor ki malumen emekliliği sigortalılık sürecini yerine getirerek hak edebilsin evet Zannedersem ben vermek istediğim bilgiyi sizlere verdim. Anlaşılır şekilde sizlere ilettiysem ne kadar sevinirim bilemezsiniz. Eğer ki videomu beğendiyseniz bu artık böyle rutin oldu. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumları açık, açık bırakıyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Videomu çevrenizle paylaşın ki etrafınızdakiler de bilgilensin, aydınlansın. Şimdilik hoşçakalın.